anladığım iki tespit yapmışsınız. Neden kaybettik sorusuna benim anladığım kadarıyla kır nüfusunu ikna edemedik, köylüleri ikna edemedik. Onlar TRT izliyor. Yani bu iki temel gerekçeye yaslanıyor. Ama benim düşündüğüm şuydu. Ya ben şöyle düşünüyorum. Tabii. AK Parti son 5 yılın en berbat dönemini geçirdi ve Türkiye'yi krize sürükledi. Ve Türkiye bir yıkımın eşiğine geldi. Evet. Ekonomik kendi liyakatsizliği, öyle, beceriksiz nedeniyle öyle, Türkiye'yi uçuruma sürükledi. Tabii bir yandan salgın oldu. Çok iyi biliyorsunuz, takip ettiğiniz salgında maske dağıtamadılar. Sel oldu, orman yangını oldu. Öyle. Neredeyse ormanlarımızın deprem önemli oldu, bölümü yandı, kül oldu. Evet. Depremi çok iyi takip ettiniz. Evet. Deprem bölgesi helak oldu, harap oldu ve onlar, evet, enkaz bile kaldıramadılar. Böyle bir tabloda, böyle bir, o da dahil, böyle bir tabloda bu iktidar seçimi kaybetmek üzereydi. Bu iktidarın belki de en zayıf girdiği seçimdi. Erdoğan'ın belki de en zayıf girdiği seçimlerden biriydi. Ama bu tabloda bile siz Büyükşehir'i yönettiğiniz Hatay'ı bile ikinci turda alamadınız. Dolayısıyla Erdoğan'a en zayıf yakala, Erdoğan'ın en zayıf girdiği seçimde bile CHP'nin bu seçimi alamayışının esaslı politik nedenleri ve öz eleştirisi olması gerekmez mi? Yani sadece köylüleri ikna edemedik ve onlar TRT izliyor demek, hayır, yeterli bir gerekçe mi? Öyle bir iddiada bulunmadım. Özür dilerim. Bu arada çok özür dilerim. AK Parti aşağı yukarı kendi yani İç Anadolu'nun tamamına yakında Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun önemli bir bölümünde birinci olmayı sürdürüyor. Yani o tablo da değişmiş değil. Şöyle ifade edeyim. Eleştirilerinize ya da yorumlarınıza şunu ifade edeyim. Bir, %42'den %36'ya indim. Doğru. Bu nedir? Yani AK Parti için bir başarı mı? Değil tabii. Değil, değil. Güzel. Demek ki sizin söylediğiniz o yıkımın sonuçları bir şekliyle çıkıyor ortaya. Ama buna rağmen kazandı. Beklediğimiz ölçüde. Buna rağmen kazandı. Seçimi. Biliyorum ama beklediğimiz ölçüde bir yıkım oldu mu? Yani AK Parti açısından bir kayıp oldu mu? Beklediğimiz ölçüde olmadı. Ama şunu da düşünün. Şimdi ben gerekçe üretmek zorunda, yani gerekçe üretmeyi çok şey bulmuyorum. Efendim işte biz kazanacaktık da işte şu oldu da bu oldu da, ben öyle bir şeye girmek istemiyorum. Evet, biz bunu kazanamadık. Doğru. Nokta. Ama şunu da düşünün. Onu diyorsunuz ama ben asgari ücret artsın dediğim zaman taktiği Erdoğan artırdı mı? Evet, doğru. Emekli maaşı artırdığım zaman taktiği artırdı mı? Biz şunu da araştırdık. Yani acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye. Çok basit. Ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak parayı? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor o. Deprem bölgesine gelince, depremde evet biz de bekliyorduk. Deprem bölgesine ilk giden benim. Depremzedelerin sorunlarının nasıl çözülmesi gerektiğini söyleyen benim. Onlara depremde yıkılan evlerin ruhsatlı. Bedava yıkılan vereceğim dediniz. Efendim? Bir de bedava vereceğim dediniz. Evet, halde oy diyen verdim benim. Ama sonuçta halk orayı tercih etti. Yani şimdi ben kalkıp da vatandaşa vay sen niye buraya verdin, benim onu söyleme hakkım yok. Orada dönüp yeniden kendimizi sorgulamalıyız. Kendimizi. Yani neden olmadı bu? Hangi neden olmadı? Ben de onu söyleyeyim. Neden olmadı? Evet. Ben bir de bir ek çok affedersin. Birden fazla nedeni var. Dağıtılan paralar var. İmkanlar var. Dağıtılan imkanlar var. Bunları da biz biliyoruz zaten. Gözlüyoruz da.